Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Önce bu tarz sorularda giriş cümlesini doğru tespit etmeliyiz. Çünkü giriş cümlesi hem kendinden sonraki cümlelerle açıklanmaya müsait bir cümle olmalı, hem de kendinden önce başka bir yargı olduğunu asla düşündürmemeli. Diğer cümlelerde birbirlerini tekrar ede ede aynı kelimelerle ya da bu şu o gibi gönderme bildiren unsurlarla ne yapacak? Bir cümle kendinden sonraki cümlenin hazırlayıcısı olacak şekilde anlam ve yapı ilişkileri kurarak devam edecektir. Bunlara bakacağız. Şimdi bir, çünkü her başlayış bir şey yapmak demiş. Bir ile bir paragraf başlamaz. Çünkü diye bir paragraf başlamaz. İki, ama attığımız ilk adımlar diyor. Bu da bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Üç, neye olursa olsun başlamak güzel bir şeydir. Bu paragrafın giriş cümlesi olabilir. Çünkü başlamaya dair genel bir yargıda bulundu. Geliştirilmeye müsait bir cümle. O zaman üçlü paragraf başlayabilir diye düşünüyorum. Onun için başlamanın mutluluğa doğru dedi. Yine onun için kendinden önceki cümleyle neden sonuç ilişkisi kuran bir kelime. Dolayısıyla 4 ile de başlamaz. 5. İnsan tasarladığı hedefe vardığı zaman mutlu olur. Burada da artık hedefe varıyorsun. Yani burada başlangıçtan bahsettin, başlamaktan bahsettin. 5'te de hedeften bahsediyorsun, hedefe varmaktan bahsediyorsun. Araya başka cümleler mutlaka girmeli. 5 de genel bir cümle ama öncesinde başka yargılar olması gerektiğini hedefe vardığı ifadesinden anlıyorum. O yüzden 3 ile başlatıyorum paragrafı. Peki, neye olursa olsun başlamak güzel bir şeydir dedi. Sonra çünkü her başlayış dedi bak bir de. O zaman ben 3'ten sonra 1'i getireceğim. Çünkü her başlayış bir şey yapmak, bir sonuca varmak hevesinin ilk adımını oluşturur. O zaman 3, 1 diye sıraladım. Sonra tekrar başlamakla ilgili 4 ile devam ediyordu dikkat edersen. 4 diyeceğim. Onun için başlamanın mutluluğa doğru yürüyüşe çıkmak anlamına geldiğini söylemek yanlış değildir. Peki geriye ne kaldı? 2 ve 5 kaldı. Ama attığımız ilk adımlar, hani yürüyüşe çıkmak diyor ya, o zaman ben attığımız ilk adımlar diye ne yapabilirim? 4'ten sonra 2'yi getirebilirim. Ama attığımız ilk adımlar bizi daima mutluluğa götürür mü? İşte orası belli değil. İnsan tasarladığı hedefe vardığı zaman mutlu olur diye paragrafı son olarak bu cümleyle kapatırız. O halde birbirini tekrar eden kelimeler, birbirine gönderme yapan anlamlardan yola çıkarak paragrafı 3, 1, 4, 2, 5 şeklinde sıralarız. Baştan ikinciyi sorduğu için de 1 görünüyor cevap. Dolayısıyla doğru cevap A. Bu parçanın sonunda düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yani ile başlayan bir cümleyi tamamlamamı istiyor. Bir önceki cümleye daha dikkat edeceğim. Biz çizgiyle anlatılan şeyin öz ve biçimini birlikte vermeye çalıştık. Toplumun ekonomik ve siyasal temel çelişkilerini, insanın toplumla, doğayla çelişkisini yakalama çabasına girdik. Amacımız karikatürün güncel olmasından çok çağdaş olmasını sağlamaktır. Yani. Şimdi yani kendinden önceki cümleyi aslında açıklayan bir cümledir. Dolayısıyla bir önceki cümleye daha dikkat ettik. Buna göre seçenek arayalım. Yani kişinin doğayla olan çelişkisi ilgi çekicidir. Hiç öyle kişinin doğayla olan çelişkisine dair bir cümle yapmadı, vermedi. Karikatürün çağdaş olmasını sağlamaktan bahsetti. O yüzden A olamaz. Ve günceli her yönüyle yakalayıp yansıtmak gerekir dedi. Burada da karikatüre dair herhangi bir gönderme yapmıyor. Daha doğrusu çağdaşı yakalamaya dair bir gönderme yapmıyor. O yüzden bu olamaz. Yani konu ve biçim bütünlüğünü ihmal etmemeliyiz. Üslup ve konuya dair hiçbir şey yok. O yüzden gitti. Günceli çağdaş anlayışla vermek istiyoruz. İşte bu. Günceli çağdaş anlayışla vermek istiyoruz dedi. O yüzden cevap D görünüyor. Toplumun kendi içindeki gelişimini çizgiyle sergilemektir. Hiç öyle toplumun kendi içindeki gelişiminden de bahsetmedi. Dolayısıyla E de gider, cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre ancak toplumcu şiirleri için neredeyse tümüyle yanlıştır cümlesi getirilebilir. Tırnak içinde verilen cümleyi anlam olarak çok iyi okumalıyız. Ancak diye başlayan bir bağlaçla başlıyorsa bir cümle kendinden önceki cümleyle karşıtlık içermeli. Yani ancak toplumcu şiirleri için neredeyse tümüyle yanlıştır diyorsa önceki cümlede bir şeylerin doğru olduğuna dair bir yargı olmalı. Buna dikkat ediyoruz. 1. Köylülerimiz onun gerçek ve içten söyleyişlerinden habersizdir. Çünkü Fazıl Üstü Dağlarca'nın şiiri aydınlar için yazılmıştır. Birbirle bağlantılı. Burayı bölemiyorum. 3. Ve bu şiirlerde çoğu zaman bir kapalılık vardır. Yine devam ediyor. 4.
Bu görüş Ozan'ın bireysel odaklı şiirleri ele alındığında büyük bir doğruluk payı taşır. Bak geldi. Burası birbiriyle bağlantılıydı. Bölemiyoruz yani. Bir doğruluk payı taşır. Şuraya getirsem ancak toplumcu şiirleri için neredeyse tümüyle yanlıştır. Bak bireysel odaklı şiirleri ele alındığında bunun doğruluk payı var. Ama ancak toplumcu şiirler için neredeyse tümüyle yanlıştır. Devam edelim okumaya. Onun şiirleri Aydın'la birlikte köylüyü de içine alır. Çok güzel oturdu. O halde tırnak içinde verilen cümleyi tam taşır cümlesinin bittiği yere getiriyorum. Beşinci cümleden önce getiriyorum. O yüzden de cevabım E oluyor. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Boşluk dikkat edersen paragrafın ortasında ve bir cümleye bağlı olarak anlam olarak da kendinden önceki sözleri yani bulunduğu cümleyi kapsayıcı nitelikte olması gerekiyor. Ortaya getirilen boşluk hem öncesi hem de sonraki cümleye mutlaka kapsayıcı nitelikte olmalı. Buna da dikkat ederek verilen parçayı okuyalım. Yarın deyince bir zaman kavramı çıkıyor ortaya. Bugün dediğimiz sınırlı bir kavram genişlik kazanıyor. Ama eksik bir genişlik bu nokta nokta. Sadece bugünü yaşayan ya da sadece yarına yönelmiş, geçmişe sırtını dönmüş bir sanatçıyı anılar edinmemiş bir kişi sayabilirsiniz. Burada aslında geçmişi de kapsayıcı bir kavram olması gerektiğine dair gönderme yaptığını görüyoruz. Bir genişlik olması gerektiğini söylediğini görüyoruz. Buna dair yargılayalım. A. Geçmişin birikimi bugün için yeterli değildir. Burada yeterli değildir çok keskin bir ifade bu olamaz. Mutlak bir zamana bağlılık sanatçının yaratıcılığını sınırlar. Burada yaratıcılığı sınırlamaya dair herhangi bir unsurdan bahsetmiyor. O yüzden B olamaz. Sanatçı içinde bulunduğu anı öne çıkarmak zorundadır. Hayır. Ne dedi? Yarın deyince bir zaman kavramı çıkıyor ortaya. Bugün dediğimiz sınırlı bir kavram genişlik kazanıyor. Ama eksik bir genişlik bu. Geçmişi de kapsamalı dedi ki sadece bugünü yaşayan ya da sadece yarına yönelmiş, geçmişinin sırtını dönmüş bir sanatçıyı dedi. Dikkat burası önemli. Anılar edinmemiş bir kişi sayabilirsiniz. O halde anahtar kelime ne? Geçmişini yok saymaması gerektiği, geçmişini unutmaması gerektiği, geçmişini de hep anlatması gerektiğidir. Dolayısıyla geçmişe dair bir kavram ararız. O yüzden bulunduğu anı öne çıkarmak değil burada marifet. O yüzden C'de gitti. Geçmiş ile bağlanmadıkça bütünlenemez. İşte bu. Ne dedi? Eksik bir genişlik bu. Geçmiş ile bağlanmadıkça bütünlenemez. İşte benim anlam olarak da kelime olarak da istediğim söz öbeği D'de. Dolayısıyla D'de verilen sözü boşluğa getirirsek şahane bir bütünlük sağlamış oluruz. Bu genişliğin sınırı ise belli değil. Yani bu da çok böyle kıtırık olur. Çünkü sonrasındaki cümlelerde tek tek anlatıyor. Geçmişine sırtını dönmüş bir sanatçı diyor. Dolayısıyla tam kapsayıcı olmaz E'yi getirmek. En güçlü, en anlamlı seçenek D'de verilen yargıdır. Bu yüzden de cevap D. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında numaralanmış cümlelerden hangisi baştan dördüncü olur? Bu tarz sorularda önce paragrafın giriş cümlesini tespit etmeliyiz. Paragrafın giriş cümlesi kendinden önce başka bir cümle olduğunu hissettirecek. Herhangi bir bu, şu, o gibi ya da ama, fakat, ancak gibi kelimelerle başlamaz. Anlam olarak da kendinden sonra geliştirilecek cümlelerin olduğunu hissettirmeli. Genel bir yargı içermeli. Buna göre önce giriş cümlesini bulacağım. Sonrasında ise diğer cümleler hem birbirine gönderme yapan kelimeler yardımıyla hem de anlam ve yapı yardımıyla tek tek sıralanacak. Buna göre cümleleri sıralayalım. Ne gariptir ki yazının yerini resimlerin aldığı bu kent. Şimdi böyle bir sözle hiçbir paragraf başlamaz. O yüzden bir paragrafın giriş cümlesi olacak nitelikte değil. Bu yüzden demiş, bu yüzden her dükkanın tabelasında satılan malla ilgili bir resim vardır. Kendinden önceki cümlenin sonucu niteliğinde. Dolayısıyla iki ile de başlamaz. Temuco'da okuma yazma bilen insan sayısı çok azdır. Genel bir yargı, geliştirilmeye müsait bir yargı. Dolayısıyla paragraf 3. cümleyle başlayabilir diye düşünüyorum. Asıl adı Ricardo, basalt olan Pablo Nerido'dur. Bu çocuğun adı dedi. Kendinden önce bir çocuktan bahsetmesi gerekiyor. O yüzden 4 ile de başlamaz. 5. Düğme resmi o mağazanın hangi mağaza? Öncesinde bir bahsetmesi gerekiyor. Dolayısıyla 5 ile de başlamaz. O halde eminim paragraf 3 numaralı cümleyle başladı. Peki sonra 3'ten sonra hangi cümle gelmeli derse bana. Bana dedi ki insan sayısı çok azdır.
Bu yüzden her dükkanın tabelasında satılan malla ilgili bir resim vardır, değil mi? Hani bağlantılı neden sonuç ilişkisi kurması açısından 3'ten sonra 2'nin gelmesi gerektiğini görüyorum. Peki 2'den sonra resim vardır. Dikkat, her dükkanın tabelasında. Sonra düğme resmi o mağazanın, mağaza değil mi? Dükkan anlamında yani. Mağazanın bir manifaturacı olduğunu, ayakkabı resmi de içeride ayakkabı satıldığını anlatır. O zaman 2'den sonra da 5 geldi. Şimdi kullandıklarım istersen şöyle ele, geriye hangi cümleler kaldı bir gör. Peki resim vardır dedik. Sonra ayakkabı satıldığını anlatır dedik. Geriye 1 ve 4 kaldı. Şimdi bu çocuğun adı olmaz. Hangi çocuk olduğunu bana önce bir de anlatman isterim ben. Bir, ne gariptir ki yazının yerini resimlerin aldığı bu kent. Bak, resimler resimler değil mi? Bu kent dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birinin çocukluğuna tanıklık etmiştir. Sonra da işte dördü getirirsin. Asıl adı Ricardo Basalto olan Pablo Neruda'dır. Bu çocuğun adı dersin. Dolayısıyla anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bu cümleleri sıraladığımızda 3, 2, 5, 1, 4 şeklinde anlamlı bir paragraf elde ediyoruz. Baştan dördüncü istedi. Baştan dördüncü bir, yani cevap A. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Paragrafın başına bizden bir cümle getirmemizi istiyor. Bu cümle öncelikle kendinden sonraki cümlenin bir hazırlayıcısı olmalı. Genel çerçevede de paragrafın ana düşüncesini desteklemeli. Yani en genel yargı olmalı. Her değerin ağırlığı her duruma göre değişir. Örneğin ünlemler hemen hemen duygu yüklüdür. Bilimsel adlar da bilgi aktarır. Şimdi şu örneğinle başlayan cümle aslında bu cümleyi ve buraya getireceğimiz cümleyi daha iyi anlamamız için verilen örneklerdir, somutlamadır. Bunlardan yola çıkarak aslında ana fikir bulabiliriz. Ne dedi? Örneğin ünlemler hemen hemen duygu yüklüdür. Bilimsel adlar da bilgi aktarır. Yani her şeyin kendi içinde bir değeri var dedi. Şöyle bir düşünün. Yalnızca duygusal çağrışımları olan bir dil olsa ne olur? Dil olmaktan çıkar. Kendi görüşünü burada verdi. Buraya çok dikkat edeceğiz. Dil olmaktan çıkar. Yalnızca bilgi yüklü olduğunu düşünürsen yine de bir yönüyle aksar. İşte şiir, roman, öykü, kısacası tümü dilin kağıda geçirilmesi değil mi dedi. Yani bana aslında her kelimenin işte bilgi yüklü olanı da var, duygu yüklü olanı da var. Biz bu değeri içerdikleri, bulundukları cümleye göre değerlendiririz dedi. Peki A. Dilde her kelimenin bilgisel olduğu kadar duygusal bir değeri de vardır. Her değerin ağırlığı her duruma göre değişir diye yargıyı devam ettirebiliriz. Dolayısıyla A'da verilen cümle çok güzel oturuyor. B. Dil, duygu ve bilgiyi belli bir dengede tutarak ortaklığı sağlar. Burada belli bir dengede tutmaktan bahsetmedi. Bize özellikle şunu söyledi. Şöyle bir düşünün, yalnızca duygusal çağrışımları olan bir dil olsa ne olur? Dil olmaktan çıkar. Yalnızca bilgi yüklü olduğunu düşünürsem yine dil bir yönüyle aksar dedi, değil mi? Dolayısıyla böyle bir ortaklığa dair, dengede tutmaya dair bir gönderme yapmadı. C. Sanat, akıl ve duygunun güzel yansımasıdır. Bundan bahsetmedi. İnsanın duyguları ve bildikleri dille karşılık bulur. Bizim bildiklerimiz, duygularımız dille karşılık bulur demedi. Sadece her duygusal çağrışımı karşılayacak bir ifade olduğunu ve bilimsel ifadeleri karşılayacak bazı kavramlar olduğunu söyledi. Kimi sözcüklerin anlamı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bundan hiç bahsetmedi. O halde cevap A. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Öncelikle bu tarz sorularda yeni bir konuya ya da aynı konunun farklı bir bakış açısına geçildiği cümleleri doğru tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bir paragrafın giriş cümlesini tespit ettiğimizi düşündüğümüzde sonraki cümleyi de hemen okumamız gerekiyor ki gerçekten o cümle giriş olabileceğini düşündüğümüz cümleyle anlam ve yapı bakımından bağlantılı mı? Buna da dikkat etmeliyiz. Bu bir. İki, bize verilen paragrafta numaralanmış cümlelerde kendinden önceki cümleye gönderme yapan bazı kelimeler olabilir. Bunları doğrudan eleyebiliriz. Böylece seçeneklerde işimizi biraz daha kolaylaştırabiliriz. Mesela bir günümüzde tek parça halinde gelebilmiş. İki çoğunlukla kadınlar tarafından oluşturulan bugünlükler. Üç küçük bir kız çocuğuyken. Dört Türk edebiyatında. Beş dönemlerinin önemli olaylarını. Altı ama bunlar. Yedi dolayısıyla. Şimdi biz kesinlikle
İkinci cümle hiçbir paragrafın giriş cümlesi olamaz diyebiliriz. Çünkü bugünlükler diyor. Bugünlükler kendinden önceki cümleye bağlantı kurar. Kendinden önceki cümleye gönderme yapar. Ayrıca altıncı cümle de yine kendinden önceki cümleye karşı çıkan bir bağlaç içeriyor. Dolayısıyla altı da asla bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Ki yedi seçenek de yok ama yedi de kendinden önceki cümleyle neden sonuç ilişkisi açısından bağlanmıştır. Dolayısıyla yedi de seçeneklerde olmasa da asla bir paragrafın giriş cümlesi olamaz diye düşünmeme sağlar. Şimdi buna göre anlamdan ve anahtar kelimelerden yola çıkarak ikinci paragrafın giriş cümlesini bulacağım. 1. Günümüzde tek parça haline gelebilmiş. Bilinen en eski günlükler Japonlar tarafından oluşturulmuştur. Çoğunlukla kadınlar tarafından oluşturulan bu günlüklerin devam ediyor. En ünlüsü Sarasina'ya aittir. Özel isimlere dikkat. Küçük bir kız çocuğuyken günlük tutmaya başlayan Sarasina bu tutumunu kocasının ölümüne dek sürdürmüştür. Türk edebiyatında Batı toplumlarındakilerine benzer özel günlüklerin tutulmaya başlanmasının çok uzun bir geçmişi yoktur dedi. Japon edebiyatında Japonlar tarafından oluşturulan günlükleri, Sarasina'ya ait olan günlüğü anlatmayı bıraktı. Ve dikkat edersen burada şöyle bir renk değiştireyim. Artık Türk edebiyatında Batı toplumlarındakilere benzer özel günlüklere dair bir yargıya başladı. Başladı diyorum. Dikkat et. Dolayısıyla 4 ile başlıyor ama 5 gerçekten 4'ü devam ettiriyor mu görmem lazım. Dönemlerinin ünlü olaylarını kaydeden resmi tarihçiler olan vakanüvislerin oluşturduğu metinlerde olaylar günü gününe tutulan notlar şeklinde anlatılmıştır. Evet, bu da bununla bağlantılı. O zaman 4 ile ikinci paragrafı başlatabilirim. 5 onun devamı niteliğinde. Ama bunlar işlev, içerik ve oluşturulma biçimi bakımından tam bir günlük şeklinde değildir. Dolayısıyla bu metinler bugün anladığımız şekli birer günlük olarak değerlendirilemezdi. Türk edebiyatındaki günlükler ve Türk edebiyatındaki günlüklerin nasıl değerlendirilmemesi gerektiğine dair yargılarla devam etti. O halde eminim 4. cümle paragrafın ikinci paragrafın giriş cümlesi olmaya aday bir cümle, müsait bir cümle. O yüzden de cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Paragraf sorularında düşüncenin akışını bozan cümle kendinden önceki cümleden anlam ve yapı bakımından farklı bir içerik taşır. Kendinden önceki cümlenin konusunu, içeriğini devam ettirmez. Biz akış bozduğunu düşündüğümüz cümleyi kendinden sonraki cümleyle de anlam ve yapı olarak birlikte ele alamayız. Bu yüzden akış bozduğunu düşündüğümüz cümleyi paragraftan çıkardığımızda paragrafın anlamında herhangi bir eksilme, azalma ya da bozulma olmaz. O yüzden sizden ricam akışı 2 bozdu diyorsunuz diyelim. 3'ü de okumak zorundasınız. Akışı 4 bozdu diye düşündünüz. 5'i de okumak zorundasınız ki bir önceki cümleyle gerçekten o bir sonraki cümle konu ve yapı olarak bir bütünlük arz ediyor mu? Bunu iyi görmelisiniz. 1. Dil toplumla beraber yaşayan, gelişen, değişen canlı bir unsurdur. Her dil ait olduğu milletin hayatıyla, dünya görüşüyle, kültürüyle iç içedir ve toplumu millet yapan unsurların kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli etkendir dedi. Birinci cümlede dilin toplumla olan ilişkisine, her dilin ait olduğu milletin hayatına nasıl bir katkısı olduğuna dair cümleler, yargılar verdi. Çok önemli bir etkendir dedi. Dolayısıyla 1 ile 2 arasındaki konu bütünlüğünü gördük. Her dilin kendine ait bir yapısı, kuralları ve söz varlığı vardır. Türkçe'de temel söz varlığının çekirdek kelimeleri arasında yer alan organlarla ilgili sözcüklerin neredeyse tamamı Türkçedir. Söz varlığı denince de ilk olarak bir dile ait bütün sözcükler akla gelir. Bir dilin bütün sözcüklerinin o dilin içinde yaşadığı kültürle birlikte ele alınması, birlikte değerlendirilmesi gerekir dedi. Şimdi dikkat edersen bir bütün olarak da okudum ki sen de iyi gör diye. Her dilin kendine ait bir yapısı, kuralları, söz varlığı vardır dedi. Sonra tuttu. Türkçe'de temel söz varlığının çekirdek kelimeler arasında yer alan organlarla ilgili sözcüklerin neredeyse tamamı Türkçedir diyerek bambaşka bir konuya girdi. Ve 5'te de söz varlığı ile ilgili devam etti. Dedi ki şuradaki yargıyı bak devam ettiriyor. En önemli etkendir. Her dilin kendine ait bir yapısı, kuralları, söz varlığı vardır. Söz varlığı denince de ilk olarak bir dile ait bütün sözcükler akla gelir. Bir dilin bütün sözcüklerinin diye devam etti. Yani Türkçedeki yok o organ adları ile ilgili sözcüklerin neredeyse tamamı Türkçedir falan. Hiç bunlardan sonrası devam etmedi ki yargı. Dolayısıyla diyorum ki kesinlikle 4. cümle
akış bozan cümledir. Biz bu cümleyi paragraftan çıkardığımızda hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder. Söz varlığı vardır, söz varlığı denince diye yargı devam ediyor. Dolayısıyla anlam bütünlüğünü bozan 4 numaralı cümledir. Cevap C. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa parçada anlatılanlar özetlenmiş olur. Öncelikle demek ki kelimesi kendinden önceki cümleyi ya da bütün parçayı özetleyen, artık toparlayan bir bağlaçtır. Kendi de zaten özetlemiş olur dedi. O halde anahtar kelimeleri tespit edelim. Bazı kitaplar vardır, okuyucunun iç dünyasını alt üst eder, onun düşünce dünyasının sınırlarını hiç olmadığı kadar genişletir, çok etkiler. Ama aynı kitap bir başka okuyucuya hiçbir şey vermeyebilir. Demek ki aynı kitap, yani tek kitap, birinde farklı dünyalar yaratıyor, farklı bakış açıları geliştiriyor ama bir başkasında aynı etkiyi yaratmıyor dedi. Buna dair yargı arayacağım. A. Okuyucuların olaylara bakış açıları farklıdır. Hiç öyle olaylara bakış açılarının farklı olduğunu söylemedi. Aynı etkiyi yaratmaz dedi sadece. B. Kitaplar insanların düşünce ufkunu genişletir ama bazılarında da hiçbir işe yaramıyordu. O yüzden bu olamaz. C. Bazı kitapların olmasıyla olmaması arasında fark yoktur. Hayır, bazılarında müthiş bir etki yaratıyor demişti. Onların hayatını çok etkiliyor. Dolayısıyla öyle bir fark yoktur diyemeyiz. D. Kitaplar her okuru farklı biçimde etkiler. İşte istediğim bu. Kitaplar her okuru farklı farklı şekilde etkiliyor, değil mi? Dolayısıyla en genelleyici özetleyen yargı D seçeneğindeki yargı görünüyor. İyi kitap herkes de aynı duyguyu bırakır. Tam tersi farklı farklı duyguları bırakır. Bazen başkasında duygu bile bırakmaz, etkilemez bile dedi. Dolayısıyla olamaz. Bir de iyi kitap demiş zaten. İyi bir kitap olup olmadığını da söylemiyor zaten bize. Bazı kitaplar diye genelliyor. O yüzden en kapsayıcı ama en özetleyecek ifade D seçeneğinde verilen sözdü. Dolayısıyla cevap D. Bu parçada romanla ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Özellikle hangisinin önemi vurgulanmıştır diyorsa demek ki birkaç tane daha vurgulanan seçenek olabilir. Onlara sakın düşme. En genel vurgulanan ama özellikle vurgulanan yargıyı bul diyor. Bir romanda kahramanın hayal ve duyguları itiraflar şeklinde verilirse can sıkar. Bunlar romanın biçimsel özellikleriyle verildiğinde etkili olur. Bu nedenle romancı bir sokağı, bir odayı veya bir masayı anlatırken 1.000 kere düşünüp bir kez yazmalıdır. Yani çok titiz davranmalıdır, kılı kırk yarmalıdır, öncesinde oturup düşünmelidir, nasıl bunu yazmalıyım diye bir mesai harcamalıdır diyor. Özellikle şuradaki son cümle bize bunu anlatıyor. Peki bakalım seçeneklere. A. Kahramanların duygularının sık sık aktarılmasının, hiç öyle sık sık duyguların aktarılması ile ilgili bir söz geçmedi. Dolayısıyla A gitti. Hatta duyguları itiraflar şeklinde verilmemeli mümkünse dedi. B. Belirli bir ön çalışmadan sonra yazılmasın. İşte bu. Önce ne yapacaksın? 1.000 kere düşüneceksin, bir kez yazacaksın dedi. Bu da belirli bir ön çalışma gerektiriyor. O yüzden B'nin gerçekten özellikle gerekli olduğunu anlatıyor B'deki söz. C. Betimlemelerin süs için değil, gerektiği için yapılmasın. Hiç öyle betimlemeler, süs, işte gerektiği için gibi bir söz geçmedi. O yüzden gitti de C. D. Kahramanların duygu ve düşüncelerinin tarafsız verilmesi. Tarafsız verilmesine dair bir yargı da geçmedi. O yüzden nesnel olmaktan falan hiç bahsetmedi. D de gitti. E. Hem içerik yani konu, hem üslup yani dil özellikleri yönünden farklı olması. Öyle farklı olmak, işte yeni bir şey yazmak, yeni bir üslup kullanmak, değil mi? Öyle bir özgünlük, farklılık, yenilik hiçbir şey geçmedi metinde. O yüzden E de gitti. Cevap B. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa parçanın iletisi empati kurabilmenin önemini vurgular. Empati kurabilmenin önemi. Nasrettin Hoca evinin çatısında biriken diz boyu karı sabah namazı sonrası temizlemeye başlamış. Bir anda ayağa kayan hoca çatıdan aşağıya paldır küldür düşmüş. Komşuları hemen hocanın başına koşmuşlar. Biri çabuk doktor çağıralım, diğeri aman bir kırıkçı çağıralım. Bir başkası sırtlanıp doktora götürelim derken kargaşada ayılan hoca ağrıyan belini tutarak bırakın tartışmayı nokta nokta demiş. Şimdi empati kurmak neydi? Empati kurabilmek kendini başkasının yerine koymak, değil mi? Doğrudan bu tanımı. Dolayısıyla buna göre bir yargı bakalım şimdi. Bırakın tartışmayı, beni hemen bir doktora götürün. Bu olmaz.
Bırakın da biraz rahatlayıp nefes alayım, bu da olmaz. Bana daha önce çatıdan düşmüş birini bulun. İşte geldi. Hoca çok zeki gerçekten. Bana daha önce çatıdan düşmüş birini bulun. Çünkü değil mi? Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diyor. Yani empati kurabilecek kişi o diyor. Beni en iyi o anlar diyor. Dolayısıyla doğrudan empati kurmanın önemini buradaki açıklama karşılıyor. O yüzden cevap C görünüyor. Bir şeyim yok, iyiyim, merak etmeyin. Her şey benim dikkatsizliğimden oldu. Bunlar olamaz. Doğrudan empati kurmak, bana daha önce çatıdan düşmüş birini bulun ki beni en iyi o anlar demek istiyor. Bu yüzden de cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Akış bozan cümlelerde konudan ya da konunun bakış açısından tamamen bağımsız bir cümle bulunur paragrafta. O cümleyi parçadan çıkardığımızda paragrafın anlamında bir eksilme, bir azalma olmaz. Tam tersi, bir önceki ve bir sonraki cümle birbirine daha kolay bağlanır. O yüzden hiç alakası olmayan cümlenin peşindeyiz. 1. Henüz 17 yaşında Ahmet Mithat'ın romantizmden realizme doğru gidişini gösteren önemli romanlarındandır. Burada anahtar kelimeler özel isimler üzerinden gitmiş. Buna dikkat edelim. Ahmet Mithat'ın romanlarından biri olan Henüz 17 yaşında ile ilgili bir bilgi verdi. 2. Gözlemin en önemli olduğu realizmde romancı konusunu gerçeklerden alır. Nerede Ahmet Mithat? Nerede Henüz 17 yaşında? Değil mi? Yok. Bambaşka bir şeye geçti. Realizmde romancının konusunu gerçeklerden aldığını söyledi. Şimdi 1 ile 2 birbirinden tamamen bambaşka yerlerden konuya girmiş. Dolayısıyla 3. cümle düğümü çözecek. 3'ümü mutlaka okumalıyım. Yazarın ara sıra konu dışına çıkıp kendi düşüncelerini söylemesi gibi bazı noktalarda eserde romantizmin etkisi görülmektedir diyor. Hangi yazarın arkadaşlar? Yazar dedi ki işte Ahmet Mithat. Dolayısıyla 3 aslında birin devamı niteliğinde olmalı. İkinci cümle bu parçada olmamalı. Devam ettiğimde yine 4'ün ve 5'in yine Ahmet Mithat'a dair göndermeler yaptığını göreceğiz içerdiği cümleler açısından. Diyor ki 4. Buna karşılık eserin pek çok sahnesinde de tasvirler ve ruh çözümlemeleri çok gerçekçi bir görüşle yazılmıştır. Yine esere dair, yazarın işte bunları nasıl yazdığına dair cümlelere yer verdi, yargılara yer verdi. O yüzden 4 de 3'ün devamı niteliğinde ama 2 kesinlikle bambaşka bir şey anlatıyor. 5. Zaten yazar da eserinin bir gözlem ürünü olduğunu açıkça söylemektedir. Kim bunu söyleyen? Ahmet Mithat. Dolayısıyla 1, 3, 4, 5... aynı konuyu aynı bakış açısı çerçevesinde ele alıyor. Ancak ikinci cümlede realizmdeki romancının konusunu gerçeklerden aldığını söylüyor. O yüzden akış bozan cümle B.